Şey değil mi? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel. Bu kitleyi çok iyi tanıyorum ben. Yani aslında dijital kitleyi yakalayamamak. Yazsaydık daha mı iyi olurdu? Evet. Nasıl keyifler? Yerinde mi? Üniversiteli arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ya bir şey soracağım. Ersan Bey nerede acaba? Gitti mi? Gitmedi değil mi? Nerede? Medicraft nerede? Medicraft gitti mi? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Lastik çok benim en çok hoşuma giden video aslında. En çok hoşuma giden video. Ya ben de challenge yapmak isterim size bu arada hakikaten. Yani Doğukan buldun mu? Göstersene. Ama ben şunu öneriyorum size. Bu daha iyi değil mi? Bir göstersene. Kesin çözüm. Net yani. Hani kırıl... Hatta bununla ilgili bir challenge yapalım beraber. Güzel olur yani hani hem lastikli hem sahilde patlatmalı falan tamam. Bekliyorum sizden. Evet hoş geldiniz. Şimdi çok havalı bir isim olsa da hani dijital ne yazıyordu afişte? Dijital kitleyi yakalamak diye. Aslında bir takım örnekler gösterebiliriz, bir şey yapabiliriz. Bir 20 dakika böyle bir şeyler göstereceğim size sonra bir son 15 dakikada beraber bir şeyler konuşacağız. Bir şey sorabilirim. Hani bu dijital demişken bu Hayrettin olayını bilmeyenler var mı? Görebilir mi? Bilmeyenler, hiç bilmeyenler. Korkudan el kaldıramıyorlar yalnız. Bir hiç mi bilmiyorsunuz mesela? Hiç, değil mi? Yani olmuyor. Tamam. Okey. Ne kadar zorlarsam zorlayayım, değil mi? Tamam. O ne? Cep telefonu? Ha tamam. Beni çekiyorsun. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii ben üniversitelerde sahneye çıktığım zaman yani hep soruyorum. Tanıyan var mı, bilen var mı? Tanıyandan kastım şu, bilen bilmeyen var mı? Ya da hangi skeçlerle falan biliyorsunuz? Biri diyor metrobüs, biri diyor o, biri diyor şu. Bir de tabii bilmeyenler oluyor Hayrettin olayını. Normal, çok normal. Aslında diyorum ki hani nasıl geldiniz buraya? Arkadaşınız zoruyla gelen var mı diyorum. Bir kişiyi hiç unutmuyorum o bir kişiyi. Üniversitedeydi, Afyon'daydı galiba. Dedi ki... Ben dedi arkadaşımız oraya geldim dedi. Dedim nasıl oldu anlatır mısın dedim. Dedi ki bu işte Hayrettin'in şeyi gösterisi var dedi. Dedim hani ben senin şeyini değil, onun sana ne dediğini değil, senin ona ne cevap verdiğini merak ediyorum dedim. Dedi vallahi ben çıkarım Hayrettin dedim yani ne diyeyim başka dedi hani. Bir şey fark ettim çocuk hala beni bilmiyordu. Ben bunu hiçbir zaman unutamıyorum ve çocuk bana dedi ki bak şunu demeye kalktı hani hocam bu arada Hayrettin geliyor değil mi yani falan.
O beni Hayrettin gelmeden önce sahneyi ısıtan, şakşak yaptıran biri olarak fark et, şey yaptı. Bence gösteri bitiminde de anlamıştır diye ümit ediyorum yani. Evet. Ya şimdi aslında Hayrettin olayına baktığımız zaman, ben de dışarı çıktığım zaman, kendimi dışarıdan baktığım zaman hakikaten iyi bir gelişim elde ettiğimizi düşünüyorum sosyal medya anlamında. Mesela hep derdim ya ne diye tanıyorsunuz, ne diye biliyorsunuz diye. Mesela bazı şarkılar vardır biliyor musunuz? Şarkıcıları patlatır. Ya o şarkı şarkıcıyı patlatır. Şarkıcıyı bilmezsin şarkıyı bilirsin. Mesela Merve Özbey desem hangi şarkı aklınıza geliyor? Gelmiyor çünkü şarkıcıyı bilmiyorsunuz. Vurur yüzü ifadesi desem işte o Merve Özbey onu söyleyen. Ya da ne bileyim işte İrem Derici desem kalbimin tek sahibine falan. Bakın benim bu piyasaya ilk çıktığım yıllardaki benim olayıma bak, benim şarkıya ya. Annen evde mi? Yolda yürüyorum, çocuk arkadan bağırıyor bana. Hayır, küfür gibi geliyor biliyor musun? Hayrettin abi diyor. Dönüyorum kibarca. Efendim kardeşim diyorum. Abi, annen... Ya arkadaşlar, annemi hakikaten dışarı çıkarmadık belli bir süre. Yani pardon, dışarı çıkardık, evde kalmasın istedik. Konuya, komşuya, hiçbir şey yoksa dışarıda git dedim anne, yat yani. Şimdi o yüzden hani annen evde mi ile başlayan bir süreç vardı. Onun öncesinde kızsız adamla başlayan bir süreç vardı aslında. Yani T'yi alma ile ilgili başlayan bir süreç vardı. Bilirsiniz ıssız adamın bir şey, Çağınırma filmi vardı ıssız adam diye. Biz onu T'yi aldık, kızsız adam diye internete koyduk. Aslında bu ilk virallerden bir tanesi olabilir. Yani internete yayılma anlamında. YouTube'da o kadar çok fazla etkin değildi diyebilirim. Daha çok Facebook'tan yayılıp Twitter hiç yoktu zaten. Ondan sonra o dönemle başlayan, sonra bir, aslında ben size biraz kısaca kendimi tanıtıyorum bu arada da. Bir Hayrettin programı yaptık ve o Hayrettin programındaki, yani televizyona geçiş yaptık. Sosyal medyada patladım, televizyona geçiş yaptık. Ondan sonra televizyon programı sona erdiği zaman yine bir sosyal medya dönüşü oldu. Ama komple genelinde baktığım zaman Hayrettin aslında hep sosyal medyadaydı diyebiliriz yani. O yüzden mesela... Biraz sonra da örneklerini göstereceğim o konuyla ilgili. Şimdi ben kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Hani bahsettim ama daha da bahsetmek istiyorum. Adım Hayrettin Onur Karaoğuz. İki ismim var. Evdekiler bana Onur diyor. Ne bileyim hep dışarıdaki arkadaşlarım hala Hayrettin derler. Yani hiçbir arkadaşım dışarıdan Onur demez bana. Bu da ilkokula Hayrettin ismiyle yazdırılmışım. Ve mahallede tabii Hayrettin ismiyle tanınıyorum. Hep böyle devam ediyor. Yani hatta hiç unutmuyorum bunu da bir gün evi aramıştı arkadaşım ortaokuldan. Teyzeciğim Hayrettin'le görüşebilir miyim diye. Annem kusura bakmayın burada öyle biri oturmuyor falan demişti. Yani bu noktaya kadar gelmişti. Hani isim Hayrettin olunca tabii biraz böyle bir fırlamalık da vardı eskiden böyle. Ufakken daha çok pislik vardı affedersiniz. O zamandan beri vardı tabii hani böyle atıyorum kilolu bir çocukla nasıl kilolu bir insan mesela kilosuyla dalga geçilmesini sever. Uzun boylusu uzun boyuyla. Benim de sürekli ismimle ilgili espriler yapıldı. Yani hani mesela ilkokuldan başlayan Hayrettin dıttırı dıttırı kaybettiğinden devam ederekten. Teşekkürler gördüğünüz için. Daha da teşekkür ediyorum. Hayrettin mesela benim dedemin ismi. Var mı burada babaannesinin dedesinin ismini kullanan var mı? Vardır illa ki. Tamam. Dedemin ismi rahmetli diyor ki ben vefat ettikten sonra bundan sonraki olacak torunuma benim ismimi verin diyor. Bakın rahmetli 96 sene yaşıyor. 4 gün daha dayanamıyor. İsmi bana kilitleyip gidiyor. Niye bunu söylüyorum? Bakın diğer kuzenlerimin ismine bakar mısınız? Poyraz. Yeter zaten. Beyza, Kıvanç, Kenan ve Göteboklu Hayrettin. Hayır, ya bir şey söyleyeceğim. O kadar karizmatik isimleri var ki değil mi? Arda bakar mısın? Yani sadece isimlerinden dolayı Kanal D benim amca çocuklarına prime time'de dizi yapar ya. Hayır dizinin ismi de belli. Hayrettin'in su namına koyayım. Yani bu kadar net olamaz hiçbir şey. Şimdi diyeceksiniz ki Hayrettin belki kız olsaydın kurtarırdın. Hani Beyza falan ya. Orası da biraz imkansız. Çünkü ya arkadaşlar bir insanın dedesinin ismi Hayrettin olur da babaannesinin ismi Muzaffer olur mu ya? Ha düşünsenize eve davetliye geliyor. Bu onur bu günümüzde sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kim? Hayrettin'le Muzaffer. Türkiye'nin ilk gay düğünü. Zaten babaannem dedem anlatıyor diyor ki ulan diyor zaten düğüne gelmişler diyor. Düğüne ilk 20. dakikadan sonra anladılar diyor. Millet sünnet düğünü diye gelmiş diyor. Hani Hayrettin'le Muzaffer falan filan diye. Ve şu da efsanedir.
sevgilisine nasıl seslenirsen karıcığım değil mi? Sevgilim, balım. Ya dedem yıllardır babaannemi muzo diye çağırmış ya. Kahveden batak arkadaşı sanki. Şimdi demin de dedim ya, işte bir sosyal medyayla başladık. Ondan sonra bir televizyona geçişi oldu. Sonra tekrardan bir sosyal medyaya dönüş oldu. Ve aslında hep sosyal medyadaymışız. Ama şöyle bir kalabalığı yakalamışken Arda, izinle kullanabilir miyim? Daha doğrusu katılım bekliyorum. Bakayım kaç kişi katılacak. Mesela şu anda korktum, katılmayanlar olabilir de. Ben hakikaten şaka yapmak istesem, buradan kaç kişi benimle şaka yapmak ister? Çok teşekkürler, sağ olun. Çok merak, elleri görebilir miyim? Tamam, yeterli bir sayı olabilir, tamam. Aslında benim böyle kalabalıklar gördüğüm zaman yapmak istediğim çok güzel bir şaka var. Mesela bunu şu yüzden de göstereceğim. Sosyal medyadan televizyona geçtiğimiz zaman televizyonda şeyi çok iyi kullandık, Hayrettin programında. Yani biz televizyonda program yaparken cumartesi günü program yayınlanıyordu. Biz pazar günü bütün o programda yayınladığımız skeçleri ve şakaları internete atıyorduk ve inanın televizyondan daha çok izleniyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Biz bunun ekmeğini çok yedik açıkçası. Şimdi bununla ilgili göstermek istediğim şu, sizi dahil etmek istediğim şaka da bu. Bu hatta ilk yayılanlardan diyebiliriz. 50 kişi bir kişinin üstüne koşuyordu, hatırlıyor musunuz? Sokak şakası Türkiye'de. Ya bu benim çok sevdiğim bir şeydir. Hakikaten size de yapmak isterim. Bir verir misin? Dur geri alsana. Ya şey çok iyiydi. Biz sağa gidiyoruz, o sola gidiyor. Ya orası hanımefendinin eviymiş zaten. Evet. Hanımefendi dedi ki, ay ben eve daha önce hiç böyle girmemiştim dedi. Haftaya da gelin. Devam edelim. Ya bu çok enteresandı. Hakikaten bunu çok denedik ve en güzeli bu olmuştu. Arkadan çok sessizce yaklaşıyoruz. Çok sessizce. Yani haberi olmuyor ki çıkarmıyoruz. Bakın. Şurada bir şüphelenmeye başlıyor. Bak ne oluyor lan diyor bak. Burada biraz topluluk psikolojisine uğraşıyoruz. Bakın bir anda. Benim en güzel favorim budur ama. Çok net söyleyeceğim. En güzel favorim budur. Tamam. Dediğim gibi Hayrettin programında aslında biz işte bunları koyarken dedik ki ya bir şey söyleyeceğim mesela yetkili yöneticileri çok zor ikna etmiştik. Biz bunu hemen YouTube'a koyalım, Facebook'a koyalım ya ne alakası var falan diye. Hani bu bizim aslında belgemiz olmuştu güzel anlamda. Ya hakikaten yani çok kabaca konuşamıyorum. Bir koyduk yani hakikaten. Anlatabiliyor muyum? Çok teşekkürler beni anladığın için. Hakikaten de bayağı bir yayılım göstermişti viral anlamda, şaka anlamında da. Bu güzel bir örnektir o anlamda. Şimdi mesela bu şakanın hep ben içeriğini anlatırım. Bu kalabalığı şöyle anlatabilirim. Bu kalabalıkla ilgili 50 kişi toplamam lazım. Hiç kimse şey yapmıyor. Arkadaşlarımı arıyorum. Tabii hafta içi olduğu için herkes işinde, evinde, içinde, gücünde. Akrabaları arıyorum. Zaten onlar telefon açmıyor bana. Utanıyorlardı bir nevi. Bilmiyorum. O kız adamdan sonra özellikle. Sonra dedim ki ben nereden kalabalık bulacağım? Kanalın içerisinde dolaşırken o zaman Star TV'de işte program yapıyordum. Dolaşırken bir kalabalık gördüm. Bayağı bir kalabalıktı. Bir kafamı bir kaldırdım. İzbaç programından çıkıyorlar. Zuhal Topal o zaman yapıyordu. Yani anlayacağınız gibi mutluluğa koşuyorlar aslında. Dedi ki bana yardım eder misiniz? Bayağı mutluluğa koşuyorlar. Ya bir tanesi hiç unutmuyorum. Dedi ki nefes nefese kalmış. Bu çekimi yapıyoruz. Dedi ki Hayrettin Bey dedi daha ne kadar koşacağız talibimizi bulmak için dedi. Adam zannediyor ki hani en hızlı koşan yakalayacak, kapacak talibi. Yani öyle format yok. Zaten biz bunu çekerken kalabalık yavaş yavaş azalıyordu. Dedim ne oluyor lan? Bir bakıyorum bunlar çay içmeye gidiyorlar. Arada kaçıyorlar. Evet. Şimdi
biz zaten Arda ile aslında biraz sonra yapacağız ama çok böyle spesifik bir sorusu olan var mı? Hakikaten sorusu olan varsa sormasını isterim bu arada gerçekten de. Hani bunlarla ilgili. Yoksa şöyle devam etmek istiyorum. Mesela nasıl anlatayım ben bunu size? Selfie olayında mesela Oscar'da değil mi çıkmıştı ortaya? Bradley Cooper falan bayağı. Dedi ki biz bunun hemen tiye almalıyız. O sırada hakikaten de Amerika'daydık ve dedi ki biz bunu hemen tiye alalım. Şöyle bir konsept yapmıştık. Ekipte güzel bir kız var, arkadaşımız. Los Angeles sokaklarına tanımadığı erkeklilere gidiyor ve diyor ki sizinle öperek selfie çektirebilir miyim diyor. Tabii öpme kısmına devreye ben giriyorum. Bu da o selfie olayı güncel olurken hemen yayınladığımız videolar arasındaydı. Gösterebilir miyiz? Excuse me, can I take a picture with you? No, sure, you have a camera? Yeah, no, with me. Because I returned to my country, I want to remember today. Where are you from? Venezuela. Venezuela, wow. Yeah. Okay. Can I kiss your cheek? Yeah, sure. Thank you. Ya ben bunu çok seviyorum. Yani bu beni görmese kız öptü zannedecek. Bakın. Bak. Hi, excuse me. Yeah. Sorry, can I take a picture with you? I'm a girlfriend. Okay. Dur! bu kurguda kesilmiş hali. 10 dakika yaladım çocuğun kulak memesini. Sonra fark ettim ki evet, hoşuna gidiyormuş. Devam edelim. Benim de hoşuma gitmeye başladı ama belli bir yerden sonra. Definitely, you can take a picture with me. Thank you. Okay. Let me my phone. Okay. Because I want to remember this day. Okay, and I want you to remember it. Can I kiss your dur, dur sana, yes. dur Arda'nın. Abi, bu nasıl öpülür Arda? Yani bu, ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl öpeyim? Yağlı, terli, memeli. Arda sen öper miydin bunu? Tamam, o zaman sen bunun en sonundaki olayı bilmiyorsun başıma geleni. Sen bunu hiç bilmiyorsun değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. İşte Arda ekmek parası ne yapacaksın? Öpeceksin, başka şansın yok. Ya sen sonunu görmedin o zaman bunu. Evet. Ya eğer sen bunu öyle bir şey söylüyorsan sen sonunu hiç izleme. Verelim tamam, devam evet. edelim. Okay. Bak çok yağlı ya adam baya terlemiş yani bak. Bak öpecek yer bulamıyorum zaten bak. Bak yer bulam bak. Bak bir yer var. Tam orada dursana. Dur. Bir şey fark ettiniz mi? Bu adamın ya ana tarafı ya baba tarafı Türk. Çünkü sondaki herkes yani. Sikerim seni ben sen. Sen semte gel. Devam edelim ama ufak bir öpücük kondurdum abi. Devam edelim. Dur! Arda sana dediğim olay tam da buydu. Bakın hep diyorlar ki Hayrettin şöyle bir algı var. Bunu geçen gün hatta şöyle bir şey başımıza gelmişti. Sorusu olan var mı diyorum üniversitede. Tabii ki soruyorlar falan. Bir çocuk kalk dedi ki sorun var dedi. Sor kardeşim sen hiç dayak yedin mi dedi. Yemedim desem dayak atacak bir demek bana. Yani o noktada. Şöyle bir algı var demek. Hani yaptığımız şakalar demek ki biraz tahrik unsuru taşıdığı için hep insanlar şeyi merak ediyor. Dayak yedin mi, dayak yedin mi? Bakın, keşke bir kamyon dolusu erkekten dayak yeseydim de şu başıma gelmeseydi Arda. Verelim. Doğukan çiftleştir istersen. Elinde olsa çiftleştirecek. Ya bir şey soracağım. Tamam durabilirsin. Diller uçuşabiliyor mu havada? Onu yapabiliyor musun? Ya belki inanmayacaksınız ama hani içinizden ya falan diyen de olabilir ama hakikaten açıdan öyle gözüküyor.
Vebraz Dijital'de bugün ne öğrendik? Karpuza çok lastik bağlanınca patlıyormuş. Patlıyormuş. Falan bu, yani. Bu başka bir seviyeye geçtik şu anda. Bu öğrenecek bir şey değil, yaşaman lazım. Bu yaşayarak öğreniyorsun bunu. Neyse, ama ben... Allah yaşatmasın, Allah yaşatmasın. Ferrari videosu var mı? Neyi? Ferrari videosunu koyuyor musun? Var. Güzel. Var. Ha, toparlı diyorsun. Hayır hayır, dayaktan dolayı merak ettim de. Ha yok 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 yok. Şimdi, ya burada hakikaten çok zor anlar yaşadım ya. Yani Amerika, o hafta da İstanbul'a, Türkiye'ye geliyordum. Bakın Türkiye'ye geldim, bunu çok ciddi söylüyorum. Hamama gittim. Tellağa diyorum ki, abi keseyi dudağıma vur. Sen dudağa çalış. Hayır, adam da bana diyor ki, adam da bir tedirgin oldu. Ulan bu ne iş, bu ne alaka, niye hep dudağı? Anlatabiliyor muyum? Ya bu hakikaten tabii bir, şunu burada açıklayabiliriz aslında, söyleyebilirim ben size. Hep diyorlar dayak yedim, dayak yedim. Evet, burada bir tane yumruk yedim kafama. Ama onu koymadık. Çünkü insanların eğlenmesini istiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Hani çok da gerginlik olsun istemiyoruz. Yani ben ne bileyim, bir şeye boya dök sonra dayak yedim. Böyle bunun şaka olduğuna inanmıyorum ben. Biraz daha sempatik yapmak istiyoruz. Hakikaten birisini öperken yakın temas kuruyoruz ve birisinden hakikaten kafaya güzel bir yumruk yedim kısa. Ufak bir yumruk yedim diyebilirim. Bu da mesela çok yayılmıştı. Ama hep mesela soruyorlardı. Abi Amerika'da hiç Türklerle karşılaştın mı diye. En karşılaşılmayacak videoda karşılaştık. Bunda karşılaştık. Kız Türklerin yanına gidiyor. Öperek selfie çekilebilir miyiz diye. Göster, ben anlatmayayım. Göster abi. Evet, canlı gösteriyoruz. Video bu arada. Bunlar biraz sonra oynayacaklar. Tamam. Var mı Doğukan bize? Ha var değil mi? Tamam. Göster. Fotoğraf çekeyim. Fotoğraf çekeyim. Okay, okay. Yeah, thank you. Can I kiss your cheek? Ne diyor? Öpebilir miyim diyor seni. Beni mi öpecek? Aha. Selfie oğlum. Oğlum bunu eve götürelim ya. Bir götürelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Arda, gördüğün gibi bizim şakalarımızda paket servis de var. Ya bu kargo mu ya? Nereye eve götürüyorsun? Yani kızın bakışlarına dikkat eder misiniz zaten? Devam edelim. Bakın asıl bu laf çok önemli. Götürelim abi o zaman. Yaptığı yanlışın farkında değil şu anda. Olsun, hadi bir şey söylemek lazım. Kızın bakışlarına bakar mısınız? Ya şu bakışlar, kız Venezuelalı. Bizimkiler Türk. Yani nasıl bir ortak dil oluşturduysa çocuklar. Devam edelim. Işıklar açabiliriz. Teşekkürler. Şimdi Arda'nın demin dediği olaya geleceğim. Kız tavlama olayına geleceğim. Ben hakikaten de gerçek anlamda hani bu videodakilerle çok alakası olmayan bir adamım. Yani çekingen bir adamım. Ve bu kız tavlama olayında bana hep derlerdi ki hakikaten de. Yani atıyorum ya bir kızı kes. Bir saat kes, geliyor falan. Ben 3,5 saat kesiyorum, yine olmuyordu. Yani bunu kesmeyle alakası yok. Sonra diyorlardı ki hakikaten, ya Hayrettin şu araba olayını bir dene falan filan diye. Yani gerçek hayatımda söylüyorlardı bunu bana yani. Hani benim böyle arkadaşlarım vardı, pislik. Sonra dedim ki ulan biz bunu Amerika'da niye denemeyelim dedik. Ve hakikaten de işe yaradığını gördük. Yani ondan da ufak verir misin Doğukan bir ya? Bilmiyorum buna denk geldiniz mi ama. Burada... Merhaba, nasılsın? Merhaba. Bir şeyler içelim mi? Konuşalım mı? Turkish. Belki sohbet edebiliriz, ne bileyim. Yani birbirimizi tanıyabiliriz. Çok... Dilin bir önemi var mı sence? Yani ben dilin bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Önemli olan konuşup anlaşmak değil mi? Yes. Ferrari. Dur Allah aşkına dur. Allah aşkına dur. Mahalle çocuğum oldu ne kadar belli değil mi? Semtten geldim. Yani bu nasıl bir apaçilik ya? Hani Ferrari. Devam edelim. Ferrari. Ferrari. Yes. Nice car. Yes.
beautiful choice. Yeah. Very nice face. Yeah. Can I get in? Get in ya, Kezban seni. Please. Don't touch. Thank you. Canım benim. Benim senin gibilerle işim olmaz. Sen Türk kızlarına kurban ol. Hah. Böyle mal gibi kalırsın işte. Ya tam Türk ya. Değil mi? Tam Türk. Bye. Dur sana dur. Tamam. Ya benim bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum ilginizi çekti mi ama. Kız niye bekliyor ve bakıyor? Ben bunu hala çözemedim. Yani git değil mi? Yani git. Bitti. Olay git yani. Hani... Biz kendi aramızda bunu konuştuk herhalde şeyden dolayı. Hani onda da aynı arabadan var. Nasıl kapandığını mı bilmiyor? Onu mu izliyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet. Ya bu videodan sonra tabii yani YouTube'a ne yorumlar geliyor? Ne yorumlar? Tabii altındaki yorumlar. Ya bir şey söyleyeceğim. YouTube'da yorumlar videolardan daha komik oluyor biliyor musunuz? Hakikaten ben bütün yorumları okuyorum. Ekipçe hep bütün videoları okuyoruz. Ya adam diyor ki. Oh Hayrettin yaşıyorsun götür falan filan. Oh keyfindesin kızlar mızlar. Bu videoyu çekmek o kadar zor oldu ki aslında. Sabah 10'da başladık. Abartmıyorum 4'e 5'e kadar sürdü. Ya 7-8 tane kişiyi denedik. Ferrari atmaya çalışıyorum. Kızı olmuyor. Erkek bile atmayı denedim ya. Bakın erkek dedim ki artık Tolga dedim erkek atalım dedim ya. Yani videonun konseptini değiştiririz ona göre dedim. Ne yapayım ne diyeyim yani dedim. Yorumlarda dedim ya o kadar enteresan şeyler geliyor diye. Birisi şey yazmış. Hayrettin abi kendini Amerika'daymışsın gibi nasıl gösteriyorsun? Hangi efekti kullanıyorsun demiş. Hangi efekt ne ya? Paint kullanıyorum amına koyayım ne? Hangi efekti kullanıyorsun? Ya bunun efeği mi olur? Ya bu nasıl olacak? Şey de geliyor bu aralar tabii hani. Ha orada kolay bunu Türkiye'de çek de görelim. Hep de böyle şeyler var. Türkiye'de yemez falan değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Biz bu şakayı Türkiye'de çektik. Ama siz görmediniz niye? Çünkü çekemedik. Türkiye şartlarında çekemedik biz bu videoyu. Arabayı koyduk oraya. Tamam çok güzel bir yine bu model bir şey. Ben yine giymişim falan. Semti söylemiyorum nerede çektiğimizi ama İstanbul'da. Tam bir tane böyle hani kızı gördüm hareketleneceğim. Dedim ki son kez bir arabaya bakayım hani gıcır gıcır mı? Arabaya baktım. Arabanın camında şöyle birisini gördüm. Anlatabildim mi? Diyorum ki arkadaşım çek hani şey bir şey yapacağım da dedim hani şey yapar mısın ayrılır mısın? Adam böyle kaç basıyor bu? Kaç basıyor bu? Kaç basıyor bu'yu öğrenmeden ayrılmadı. Dedi ki 500 basıyor dedim ya. Tamam ayrıldı. Bak bunu gönderdim. Hiç abartmıyorum. Tam tamına neyse onları anlatıyorum. O gitti. O kız gitti zaten. Başka bir kızı yakalamaya çalışıyoruz. Başka birisini gördüm. Kıza yönleniyorum arkadan bir ses. Arkadaşım kaç saat kalacaksın? İspark. Dedim abicim ben bir çekim yapıyorum. Kaç saat kalacaksın? İlgilenmiyor onunla. Dedim ki biz arabayı başka bir yere çekelim. Tamam mı? Başka bir yere çekelim arabayı biz. Çünkü İsparkçı abi biz çekim yaparken sürekli dolanacak. Belli orada anlatabiliyor muyum? Kameraya da çıkmayı seven bir tip belli. Biz arabayı başka bir yere çektik. Bu sefer hakikaten dedim ki olacak bu iş başka şansımız yok. Başka bir kızı gördüm. Bu sefer de hakikaten çok da güzel bir kız vardı. Gittim kızın yanına, konuşuyorum. Tabii hiç yüzünde bir değişikliği yok, yüzüne bakıyorum. Arabanın oraya doğru geldim, kızın yüzüne bakıyorum, değişiklik yok. Arabaya yaklaşıyorum, kızın yüzünde hiçbir değişiklik yok. Çünkü niye? Araba yok. Arabayı çekmişler. Yani anlayacağınız, Arda'cığım, Türkiye şartlarında ben bu şakayı, değil mi? Biz bu şakayı çekemedik. Çekemediğimize kaldık diyebilirim yani, ne yazık ki. Başka şeyimiz yok. Evet, şimdi... Şunu söylemek istiyorum. Kızlar üzerinde, buradaki erkek adayları diyecektim ya. Erkeklere söylemek istiyorum. Bir araba çok işe yarıyor özellikle Amerika'dan. Amerika'dan bahsediyorum. Hakikaten oradaki lafımın arkasındayım. Türk kızlarını kurban onun arkasındayım. Amerika'da bir, araba çok işe yarıyor şekilcilik üzerinde. İki de Allah'ım bakın ben hiçbir güzel kadını bu kadar bir arada görmedim. Arabanın içinde oturuyorum.
Ya bu kadar güzel kız göremedim. Yani o arabanın içinde benim olduğumu öğrenseler, Johnny Depp videosundan bahsediyorum. O arabanın içinde benim olduğumu öğrenseler hakikaten hepsi kaçarlardı. Bu videoda sizin bizim internete koymadığımız ufak bir kızın görüntüsü var aslında. Onu da göstermek istiyorum. Yani bu Johnny Depp videosunu şu türe sokabiliriz. Dünyanın ilk sokak troll virali. İnsanların kendini trollediği video. Çünkü niye? Biz kameralarımıza kurulduk Johnny Depp videosunda. Olay şu aslında. Şimdi Los Angeles'ta Beverly Hills'te herkes zaten ünlü var mı diye dolaşıyor. Herkes ünlü arıyor ve kamerayı gören bir kişiye bağlı olayımız. Bir kişi dedi ki kim arabanın içindeki dedi. Johnny Depp dedik. O bir kişi herkese yaydı. Aslında bu troll videosu bizim değil. O bir kişinin videosu diyebilirim. Doğukan göstersene. O kızı göstermek istiyorum özellikle size. Beyler hazır mıyız? Ben kayıttayım. Ben de kayıttayım. Aracın üstündeki kamerada kayıtta. Arkadaşlar soran herkese arabada Johnny Depp var diyoruz, tamam mı? Oğlum millet bakmaya başladı mı? Neler trolleyeceğiz galiba bunları. Tolga, ben elimde karpuz yiyeceğim, tamam mı? Gelene gidelim. Hayallere bak ya. Johnny Depp var diyorum, suratlarındaki şaşkınlığı görmen lazım. Oğlum ben bir uyandım Johnny Depp oldu hayretliğine. Tolga s**ler biz lan, yürüyelim. Dur. Ya burada durma. Geç orayı. Geç tamam. Videoyu kapat anam kapat. Sen videoyu kapat. Yani hiç şey yapma. Ya bir şey söyleyeceğim. Tolga neredesin göremiyorum. Bir şey söyle. Kaç dakikada böyle toplanmışlardı? Bakın 15 dakikada toplandılar. Bakın 15 dakika ya. Yani hayal ediyorduk ama bu kadarını. Hadi ben hayal etmiyordum. Sen hayal ediyordun değil mi? Bu kadarını hayal ediyordun evet. Bakın içeride kolostrofobim yok ama ölüyorum. Anladım, heyecanlandım. Ben ne yapacağım lan diyorum yani. Devam edelim. Excuse me, can I... Excuse me. Hey! Hayrettin. Tolga yarılaydı kapıda. Ha? Çıkmayalım mı? Bunlar doğal tepkiler. Çıkalım abi. Ha? Çıkalım abi. Mi? Yukarıda ne salla? Abi niye gidiyoruz? Sen çıkacak mısın buradan? Nasıl olacak bu iş? Çıkmayayım mı abi? Ha? Bakayım sana. Bakayım sana. Bak. Oğlum nasıl yediler? Ön cam görünüyor sevgili diye. Sevgili beyaz atlet, beyaz onluyum. Şu anda beni Johnny Depp zannettiler. Etraf yıkılıyor. Çek abi. Etraf yıkılıyor. Etraf yıkılıyor şu anda. Oğlum. Johnny, you're bad. Yes. Oh my God. Dur. Kız nasıl? Bakın kız çıldırıyor. Yani... Ben sonra dedim ki herhalde bu kız beni gördü. Beyaz atlet, beyaz donumu gördü. Ona çıldırıyor herhalde. Oh my god, watch out. Devam edelim. Aha polis geldi. Yok abi yok. Eskortluk yapacak. İçeride Johnny Depp var. Dur. Bizim ekip de az orospu çocuğu değil yani. Hani anlatabiliyor hani bizim ekip de piç. Yani bu trolleme olayı ekiple başlayan bir şey. Emrah sen mi dedin onu? Şu kamerayı kullanın arkadaşımız güzel. Devam edelim. Yapamadık ya. Güzel mi bakıyor? Güzel bir şey. Olmuş yolda geri çek abi. Vallahi polisiz eşlik ediyor. Ama şerime eşlik ediyor. Çok değil bir şey olmasın eşlik ediyor. Tabii. Duralım. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl altımıza sıçıyoruz biliyor musun? Nereye kadar takip edecek acaba diye. Ulan şakanın her yeri değil mi şeydi böyle ne derler? Macera doluydu. Bakın tam evin oraya geldik. Bir önceki sokaktan sağa saptı. Allah'tan. Hayır, polis eve kadar takip edecek ki. Ulan Johnny Depp'e bak, kooperatiften ev almış. Yani ne kadar mütevazi adam. 1+1'de kalıyor diyecek. Yani çok tehlikeli bir şakaydı. Polise yakalanmamak şu yüzden istiyorduk. Bu bizim Amerika'da çektiği 15. günümüzdü. Biz senede 2 ay, 1 ay, 1 ay gideriz ve stok çekiyoruz. Ama arada yine Amerika'ya gidip hani aklımıza güzel fikirler geldiği zaman çekiyoruz. 15. günümüz ve polise yakalanırsak sınır dışı edilme ihtimalimiz falan filan var. İyi fikirler var elimizde. O yüzden çok tırsmıştık. Ama bendeki hayale bakar mısınız?
elimde karpuz ineceğim diyorum. Hayır, ben elimde karpuzla insem problem çıkar. Hakikaten problem çıkar. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'deki gibi kötü bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani hakikaten de çok yuh falan alabilir diye düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Şimdi Amerika'daki şaka çekerken çok zorlanıyoruz. Niye? Çünkü şundan dolayı. Türkiye'de malzeme almak daha kolay. Hatta Türkiye'de şaka çekmeye giderken şakalanıyoruz. Öyle bir durum var. Hiç Amerika'da öyle bir şey başımıza gelmedi mesela. Türkiye'de şuradan örnek vereceğim. Hayko Cepkin'i biliyorsunuzdur, Hayko Cepkin'i. Şimdi dedik Hayko Cepkin Hayrettin programında konuktu ve dedik ki beraber bir şey yapalım. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Sen bu sefer tek oyna. Asansörle yukarıda. Aşağı kadar, aşağıdan bir tane kurban çağıracak onu. Bilmiyoruz kim çağıracak. Aşağıya kadar brutal yaparak, onun bir tarzı var ya, müzik tarzı. Brutal yaparak aşağı inecek. Asansörün kapısı açılacak ve kurbanın tepkisi. Bakalım ne tepki verecek. Bakın, hayatında ilk defa Hayko Cepkin gören amcanın tepkisini göstereceğim şimdi sizlere. Verir misin Doğukancığım? Geri sarsana bir, geri sar. Benim geri bayağı geri. Benim anlamadığım olay, amca orada bunu mu bekliyor? Onun görevi o muydu acaba? Bu arada böyle oynatalım lan, böyle daha güzel oldu. Hani? Tamam, dur tamam. Ya hadi vurdun da bu ses hani sıh ananı. Onu anlamadım ben. Ne gerek var buna? Buna ne gerek dövüyor var? Dövüyor abi, cini ha? Dövüyor cini. Cin dövüyor evet, adam yani. Evet abi, ya Hayko zaten dedi ki abi senin için çok zormuş dedi ya. Adam bütün bizim şakaları böyle yapıyoruz zannediyor herhalde. Evet. O yüzden Amerika'da, Türkiye'de şaka çekmek hem bir yandan zor, şöyle zor. Trollenebilirsiniz, dikkatli olmak zorundasınız. Ama bir yandan da çok kolay. Malzeme kendiliğinden geliyor zaten. Sonra Amerika'da videolar çekerken dedik ki asıl eğleneceğimiz bir şey yapalım. Ne yapalım? Ve hakikaten de benim en çok eğlendiğim videolardan bir tanesidir. Ekip olarak da. Amerika'da Türk gibi yaşamak. Yani işin içinde Türklük olduğu zaman ne bileyim bir insan eğleniyor. Mesela Amerika'ya yakın zamanda gittiğiniz zaman hakikaten bu Türklükleri yapmanızı istiyorum. Gerçekten de. Bununla ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Videoyu verir misin Doğukan? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Bakın. Dur. Topla gel, sağ topla. Allah. Hemen kabul ediyorlar. En büyük kasker. Ya şu çocuğun bakışına dikkat eder misiniz? Ne olur bakın. Yürü. Kaç. Dur! Ulan olay neye döndü? Kabile dansına döndü. Bakın orada benim sesim yok. Diyorum ki kimi yiyeceğiz amına koyayım? Yani ne yapıyorsunuz? Bak. Ortada ateş yakmışlar sanki. Oynat abi. Yeah. Kam. Stop. Şşt. Stop. Uru. Oynuyorlar da yani baktığın zaman. Ya topla şimdi, sağ topla. Topla. Topla gel başkan. Bak araba dışarıda kaldı. Bak kaldırma üstte kaldı başkan. Topla gel. Araba dışarıda kaldı başkan. Topla gel. Okey şeyi topla gel. Dur. Ya.
Vallahi iyi koştum iki bacağıma rağmen. Şimdi... Yok yapmayacağım, öyle bir espri yapacağım. Şimdi diyorlar ki, hep merak ediyorlar tabii bizim videonun sonlarını hep merak ediyorlar falan filan diye. Ben de üniversitede hep diyorum tabii yani. Videonun sonunu merak ediyor musunuz hakikaten ya? Eden var mı? Ya genellikle ediyorlar. Ben de hani videonun devamını Brazzers'ın izleyebilirsiniz diyorum. Gülenleri de görmüş olduk böylelikle, anlamış olduk. Güzelmiş, evet. Alalım mı sizi buraya?